24 Ekim Pazar. Kızımla beraber trekking'e geldik. Trekking yapmaya, doğa yürüyüşü yapmaya. Dün akşam geldik. Sardala koyundayız. Dün akşam kampımızı yaptık. Hava kararmadan hemen önce geldik. Kampımızı yaptık. Yemeğimizi yedik. Gece burada kaldık. Gece biraz soğuktu. Çok olmamakla birlikte az bir şey soğuktu. Hava çiselediği için çadırın dışı komple su içerisinde kaldı. Onları kurutmamız, biraz da çevreyi temizlememiz, hazırlanmamız biraz zaman aldı. Şu an doğa yürüyüşüne başlamış durumdayız. Saat pazar, saat 1. Çok büyük hem de. Şimdi Sardala Koyun'un şurası burun kısmı. Biz diğer tarafında kamp yaptık. Şimdi Sardala Koyun'un büyük tarafını yürüyüşe başlıyoruz buradan itibaren. Buradan diğer koylara gideceğiz. Diğer koyları keşfedeceğiz. Şurada hemen büyük bir ada var, Fil Adası. Evet kızım, söz sende. Söylemek istediğin bir şey var mı? Çok heyecanlıyım. Bütün koyu gezmeyi planlıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, şu taraftan geldik. Şöyle Sardala Koyun'un uç tarafına doğru geldik. Şimdi burada adanın hemen önündeyiz. Babamın takipçileri beni dinleyin. Buraya kesinlikle gelmeniz lazım. Çok güzel. Bütün hafta kalabilirim. Bütün hafta. Baban izin verecek mi bütün hafta kalmana? Tabii ki de hayır. Deniz pırıl pırıl, tertemiz. Ama burada bir de kano lazım ya. Kesinlikle kano, bot bir şey lazım buraları gezmek için. Şimdi Alalım. böyle devam edeceğiz. Bak yıkılmış burası. Yukarıdan düşmüş. Bak şunlar düştü düşecek, gördün mü? Koptu kopacak. Bunlar da kopmuş bir şekilde yıkılmış. Burası biraz tehlikeli onun için. Bence böyle gitmeyelim. Geri dönelim. Geride yüzelim diyorsun. Aha. Gel. Yüzme. Şöyle. Şuradan devam edelim. Tekrar geri gidelim. Hızlı mıyım? Yavaş yavaş. Baksana orada çizim kalman var. Üşüyorum. Evet, burundan Sardala Koyun'un içine girdik. Dolanarak geldik. Tam şuradan yukarı doğru şöyle tırmandık. Ve şu an başka bir ufak bir burunun üstündeyiz. Tam burada da karşımızda muhteşem bir ada. Evet, şuraya gidebilmek için kesinlikle şey gerekiyor. İşte bot mod bir şey gerekiyor. Orada Botta. Türkiye'nin bayrağı var. Yukarı dikmişler, evet. Çıkmışlar yani daha önce. Türkiye'nin bayrağı, Türk bayrağı. Şurada küçük bir şey var. Ya bu kayaların üstü yalnız çok tehlikeli. Böyle kayıp düşecek şekilde ki diğer tarafta düşmüş hep. Yere yığılmışlar. Yani tam altından geçerken üzerine düşme riski var. Kopup düşme riski var. Baba artık gidelim mi? Ben buradan Gideceğiz. sürmeye başladım. Korkma. Bak burada bir sürü. Bak şu tarafta. Sağ tarafa bakıyor musun? Evet. Bak orada koyları gördün mü? Ne kadar? Çok güzel. Koylar var. Çok tatlı. Yürümeye devam ediyoruz. Böyle yukarı doğru çıkıp buraya geldik. Buradan şu taraftan şöyle baktığımızda arka tarafta koy gibi küçük koylar var. Büyük koylar gibi. Durgun bir su. Geçen sefer de buraya kadar gelmiştik. Gözümüzü kapatıyor. Tam da adanın karşısındayız şu an. Fil Adası. Bunun karşısındayız. Zaten burada bence fazla yürüyecek bir alan yokmuş. Buradan nereye ineceğiz? Böyle yukarı doğru gideceğiz kızım.
içine girdik. Hı. Bu kadar. Bu kadarcık mı? Bak yukarıdan bir tane paka. Bak. Manzaraya bak. Wow, vesika teme. Haydi. Bak. Şurası havuz gibi. Şu kaya dalgaları kesiyor. Hı. Şurada kamp yapmışlar daha önce. Orada mı yüzeyim? Hayır. Bak buradan aşağı inmişler. Tam şu aşağıda kamp yapmışlar. Şurası dalgaları kestiği için burada hiç dalgalardan etkilenmeden yüzmüşler insanlar. Yani? Başka bir zaman burada kamp yapılabilir demek. Bugün değil. Bugün biz şeye gideceğiz. Ne? Cennet havuzuna. Cennet havuzu mu? Cennet havuzu. Cennet havuzu. Evet. Hani biz koya gelmiştik, havuz nereden çıktı? O koy da işte, adı öyle. Cennet akvaryumu diye de geçiyor, cennet havuzu diye de geçiyor. Cennet koyu diyenler de var. Evet, şu taraftan geldik. Şimdi şurada bir koy gördük. Koya inelim bir bakalım dedik. Tam aşağı kadar inmedik. Şuradan aşağı inişi biraz zor ama yani illaki iniş var. Çok güzel. Küçük bir koy. Şurası yan tarafında kaya var. Dalga kıran görevi görüyor. Yine sol tarafta kaya var. Karşıda ada var. Adadan o adanın kendisi de dalga kıran görevi görüyor. Şurada sadece küçük bir açıklık var. Oradan bayağı da geniş, müstakil, güzel bir koy. Suyu tertemiz, pırıl pırıl. Şimdi böyle devam edeceğiz. Şu cennet havuzunu bulacağız. Galiba orası mı? İnelim, soralım. Seni unutur muyum kızım hiç? Hı. Kampa gelmeden önce unutuyordum. Kızım düşersen buralara sana vermezler. Bir ineceğiz kardeş. Gelmişiz cennet havuzuna. İnmez miyiz? Bir cenneti görelim bakalım. Havuzu nasıl oluyormuş? Cennetin havuzu bu. Evet. Dur sen oradan in. Sen nereden? Ben buradan. Gel bu tarafa.
Arkama in. Arkama doğru in. Ha? Ay. Bir şey oldu mu? Ha? Ne oldu? Bileyim burada yüzemez de ama içinde yürümek güzel olmaz mı? Şu an neydi? Cennet havuzundayız. Tam buradan bir mağara girişi var. Bu şekilde içeri girdik. Babam daha demin buradaymış. Devam etmiyor. Burada bitiyor ama sağ tarafta yukarı doğru bir açıklık var. Yukarıdan bu içerisi gözüküyor. Oradan içeri de girilebilir de yani istersen. Doğrudur ama geniş bir alan. Şey değil. Yani buraya millet gelmiş, kalmış burada. Şurada da biraz eşelemişler tam dibini. Muhtemelen orada yatmışlar. Evet Ece, girmek istiyor musun suya? Su iyiydi. Cennet havuzunda yüzdüm dersin. Girmek istiyorsan. Burada yüzülmez ki. Niye yüzülmez? Şuralarda gireceksin işte. Değil mi? Evet. Evet. Kararınız nedir? Niye korktunuz mu suya girmekten? He? Islanmaktan mı korktun? Eririm diye mi korkuyorsun? Hayır. Ya? Tamam o zaman gelelim hadi. 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 Hadi nasıl olacak hadi? O zaman ben önce bir üstümü değiştirmem lazım. Erken gidelim mi? Çıkalım mı yukarıya? Niye? Şuradan çıkılıyordur ya. Dönüş çıkılıyordur. Baba giriyor muyuz o zaman? Giriyor muyuz? Haydi. Gir gir. Gir çekin. Nerede ne? Nerede ya? Geçecek ki dedim. Thank you.
Cennet havuzundan çıktık. Yürüyoruz. Bir patik yola geldik ve nereye doğru yürüyoruz? Diğer koylara bakacağız. Hadi bakalım. O zaman. Evet, şimdi Cennet Havuzu'nun üst tarafına çıktık, sağ tarafına. Cennet Havuzu'nun denize bağlantısı şunun hemen alt tarafında. Diğer tarafta da. Buradan. Tamam. Orada da keyif yapanlar var. Evet, ada şu tam karşımızda. Şeyde Sardala Koyu'nun devamı da şu tarafta. Sardala Koyu'na aslında çok yakın Cennet Havuzu. Yürüme mesafesi çok yakın hemen. Evet, buradan Cennet Koyu'nun üst tarafına doğru çıktık. Şimdi denize bağlantısının tam üstündeyiz. Demin kaydettiğimiz alana geldik. Buradan şöyle manzaramız. Geniş bir açık bir deniz manzaramız var. Balıkçı tekneleri balık için çalışıyorlar geceleri. 1, 2, 3, 4 tane var. 4. Bu da fazla tarafta bir mağara varmış. Şimdi onu keşfetmek için gidiyoruz. Buradan gideceğimizi söyledi arkadaş. Gel böyle gidelim. Gelebiliyor musun kızım? Gelebiliyorum. Evet, Sardala Koyu'ndan geldik. Cennet Havuzu'na girdik. Oradan da üst Cennet Havuzu'nun üst tarafından çıktık. Kayalıkların oradan bulunduğumuz yere geldik. Burada kayalıkların dibinde bir mağara var. Biraz önce bir arkadaş gösterdi. Baba Kız Mağarası. Evet. Baba Kız olarak mağaraya giriyoruz. Kızım yavaş. Beraber gireceğiz. Bu üstümüze çökmez değil mi? Çökerse burada kalırız. Yapacak bir şey yok. Ya da diğer tarafa. Yalnız. Nerede? Güzel duruyor. Dikkat. Şuradan eğilerek geç. Geç, senin boyun zaten alçak. Normal geçiyorum. Dur gitme, gel, tamam, gel, anladık, gel. Hava atıyor. Şuna bak. Yalnız vallahi enteresan bir yer ha. Bak. Üstümüz açık. Şurada devasa bir kaya var. Altında şöyle. Bak, orada oturabilir, yatılacak yerler var. Vallahi ben olsam kalırdım. Sen olsan kalırdın. Kalacak mı şimdi burada? Ne oldu? Yalnız buralar çok tehlikeli ha. Taşlar, şeyler düştü, düşecek duruyor. Evet. Şey kaygan. Zemin de kaygan.
Evet kızım, sendeyiz. Ne yaptık? Anlat bakalım, nasıl geçti günün? Çok güzel geçti. İlk başta cumartesi günü geldik. Ya da bugün yaptıklarımızı anlatayım direkt. Kahvaltımızı yaptık. Çöpleri topladık. Çantamızı hazırladık ve şuradaki koyu deniyordu değil mi? Sardala koyu ve cennet havuzu. Evet. Bir tane mağara, doğrusu biz, başkası keşfetmiş ama baba kız mağarası adı koyduk. En sonunda bir tane mağaraya gittik. Burayı cennet havuzundan biraz daha ileride kayalıkların içerisinde mağara gibi bir yer oluşmuş. Aslında tam mağarada değil de kayalar, bir sürü kaya üst üste binmiş. Bir alan oluşmuş orada, mağara gibi. Oraya baba kız mağarası dedik. Dedik. Bundan sonra adı baba kız mağarası. Daha sonra yürüdük, yine geldik, yüzdük burada birazcık. Şurada, burası Sardala Koyu. Sardala Koyu'nun büyük tarafı, büyük koy. Burada yüzdük. Babam bana yüzmeyi öğretti. Daha sonra balık yedik. Balıklardan yedik birazcık. Balık yakaladık. Çantada balık varmış. Evet, artık gitme vakti. Kamp yaptık, doğa yürüyüşü yaptık. Biraz da yüzdük. Artık gidebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Bye bye.